Arkadaşlar, bugün Çağla Çelik'in kahvaltı zamanı. Evet, biz bugün Çağla'ya konuk olduk. Çağlacığım. Selam arkadaşlar, merhaba yapıyormuşum. Misafirleri de. Sofrayı istiyor. Canlarım, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim, şükürler olsun. Kahvemi aldım elime. Oturdum. Arkadaşlar, bugün gün bendeydi. Yani birinci dönem gün bitti. İkinci dönem tekrar başladık güne. İşte ilk bende mi başladık? Evet, ilk bende başladık. Ben evde aldım. Normalde günümüz dışarıda olacak arkadaşlar. Yani kahvecizade var. Orada sabah çocukları okula bıraktıktan sonra kahve içmeye gidiyoruz. Gün kimdeyse parasını o topluyor. Öyle eğleniyoruz yani, muhabbet sohbet. Evde değil yani. Birinci dönem son zamanlarda evde yaptık, bir denedik. İlk zamanlarda kahvecizadeydi yine. Sonra evde yaptık. Ondan sonra tekrar şimdi ikinci dönem kahvecizade olmasına karar verdik. Çünkü her zaman herkes evde uygun olmadığı için dışarıda yapalım. Hem bize de değişiklik olsun dedik. Ama ben hiç almadığım için, sıra bana gelmediği için, almadığım için arkadaşlar, dedim ki ben evde alayım bir. Ondan sonraki günlere dışarıda yine devam edeceksek ederiz dedim. Arkadaşlarım da kabul etti. Öyle sabah, çocuklar sabahçı olduğu için de sabah kahvaltısı en uygunu oydu. Ben de sabah kahvaltısını aldım arkadaşlarımı. Çok güzel bir gün geçti. Gerçekten çok güzel bir gün geçti. Akşamdan zaten böreğimi, tatlımı falan hazırlamıştım. Ondan sonra hazır oldu. Sabah hemen fırına verdim. Pişirdim böreklerimi falan. Akşama da yemek yapmadım. Böreğim falan var. Tatlımı da akşamdan yapmıştım. Öyle sabah kahvaltımızı hazırladık, yaptık, yedik. Sağ olsun arkadaşlarım toparlamama da yardım etti. Ondan sonra işte okula gittik çocukları almaya. Sonra hava çok güzeldi. Park yaptık. Parka götürdük çocukları. Top havuzuna falan koyduk. Birer tane çay içtik orada. İyiydi yani, çok güzel bir gün geçirdim. Eve geldim. Çınar'ın karnını falan doyurdum arkadaşlar. İşte bulaşıkları, işte salonu, her yeri toparladım. Ondan sonra bir şöyle çektirdim, süpürdüm yani her yeri, evin her yerini bir süpürdüm. Bir de toz aldım arkadaşlar, bir de banyoyu hallettim. Mutfağı da hallettim. Şimdi bulaşık makinem falan durdu. Boşalacak, içi dolu. Şurada da işte sığmayanları elimde yıkamıştım. Onları da işte kaldıracağım biraz sonra. Böyle arkadaşlar, bugün benim için böyle bir gündü. Güzel bir gün geçirdik. Eğlenceliydi. Son anda müzik falan açtık. Biraz oynadık falan. Ama işte biraz vakit kısıtlı olduğu için çok fazla bir şey yapamadık. Ama eğlenceliydi. Muhabbet, sohbet çok güzeldi. Haftaya perşembe de işte günü Gülşah evde almak istedi. Normalde dışarıda olacak ama hani onun doğum günü de olduğu için ben evde almak istiyorum dedi. Haftaya perşembe de Gülşah'ın evinde olacağız. Ondan sonraki haftalar hep artık dışarıda, kahvecizade'de olacak arkadaşlar bizim günümüz. Haftada bir gün oluyor. Böyle kahvaltı sofrasındayken de çok kısacık minicik bir çektim ama yine de koyarım böyle ardına, sizler de görün diye. Bir de fotoğraf çekmiştim, onu da koyarım görmek isterseniz diye. Ben dinleniyorum arkadaşlar, yemek sıkıntım yok, evlerim tertemiz, temizlik sıkıntım yok. Kahvemi yaptım, içiyorum, dinleniyorum. Yalnız bugün vlog atamayacağım sanırım, çok kısa çünkü yani bir şey çekemedim misafirim olduğu için. O yüzden yarın çekeceğim yine. Ondan sonra ikisini birleştirir atarım canlarım. Zaten bugün ben video attım, doğru. Evet, sabah mı? Dün gece yayınladım, doğru. Böyle. Kendinize iyi bakın şimdilik. Yarın görüşürüz. Günaydın. Günaydın canlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Allah'a şükürler olsun. Ben iyiyim. Çınar'ı işte okula götürdüm, getirdim. Sonra bir kahve içtim kendim. Eşim uyuyor. Bugün gececi. Uyandırmayayım onu dedim.
İşte akşamdan Lotus'un gösterelim sizlere. Aaa çok uzun. Şöyle. Biraz fazla yaptım arkadaşlar. Çünkü bunu haşlayacağım böyle. Haşladıktan sonra bir kısmını mafroza ayırmaya düşünüyorum ki böyle bazen pilavın üstüne falan çok güzel oluyor. Haşladıktan sonra bir kısmını dediğim gibi ayıracağım. 2 bardak yapacaktım. O yüzden 3 bardak yaptım fazla olsun diye. Şimdi nohutumu haşlamaya koyacağım. Onun suyunu bir değiştireyim. Onu koyacağım. Sonra evi falan toparlayacağız işte. Çamaşırlara bak. Çınar'ın odasını asmıştım dün gündüz. Kurudular. Akşamda ha dedim biraz daha iyice kurusunlar. Normalde ıslak çamaşır astığım zaman, yani Çınar'ın odasına yatacağı zaman Çınar'ın odasına asmıyorum. Yatağı dağınık. Oğlumu yatağını düzelteceğim. Perdelerimi de açmadım. Şimdi açacağım. Kolum ağrıyor. Camımızı da açalım. Ah mis gibi havalansın. Şu perdemizi de açalım. Akşam burada keyif yaptım. Biraz böyle polarımla. Evi toplayacağım. Sonra dediğim gibi yemeği falan yaparım. Başka ne yapacağız? Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Ha, sehpalarımı gösterdim mi ben size? Sehpalarımı kapladım ben. Bakın nasıl olmuş? Çok güzel oldu arkadaşlar. Deri sehpalarınız varsa kesinlikle ve kesinlikle kaplayın. Çok kolay kaplanıyor. Hem de hiçbir yerine kabarma falan yapmıyor. Mobilyada kabarma problemi çok yaşanıyor ama derilerde hiç yaşanmıyor arkadaşlar. Söyleyeyim yani. Çok güzel oldu. Çok beğendim ben. Renk uyumu buradan değişik görünüyor ama çekyatlarımla çok uyumlu. Şu çizgiler haki yeşil ve kahverengi. Zaten benim kanepelerim haki yeşil ve halım da kahve krem. Her neyse. Dediğim gibi evi toplarım. Önce. Sonra Çınar'ın çamaşırlarını falan katlayacağım. Birlikte mi yapsak? Ne yapsak? Bilemedim. Olabilir, birlikte yapabiliriz. Sonra yemeği falan işte koyacağım. Yemeğim de hazır olsun. Sonra kahvaltı hazırlarım. Kahvaltımızı yaptıktan sonra da şöyle evi bir süpürürüm. Temiz ama yine de bir bilmiyorum arkadaşlar, sizler de öyle misiniz? Ev temiz de olsa, şunu göstereyim. Temiz de olsa böyle bir en azından fantomla pratik her gün süpürmeyi seviyorum ben. Çünkü süpürmediğim zaman ertesi gün daha sanki kirli oluyormuş gibi geliyor. Bugün akşam eşim gececi, yarın sabah gelecek ve uyuyacak yani. Bayağı geç saate kadar uyur. O yüzden yarın süpüremem. Gerçi süpürüyorum bazen, hiç top patlasa duymaz o da, uykusu çok ağır. Yine de bugün süpüreyim de yarın süpürmeyeyim dedim. Sonra beyazları falan yıkayacağız birlikte. Yapacağım her şeyi söyledim şu an. Hiç şeyiniz kalmamıştır şu an. Ay yeter tamam ya, Çağla söyledi neler yapacağını falan. Kapatalım artık, izlemeye gerek yok. Ay, dün atmış olduğunuz videonun altında yorumlar arkadaşlar, cevaplayamadım. Hepsini okudum. Kalp bıraktım ama cevaplayamadım. Niye arkadaşlar? Bazen oluyor böyle şeyler. Ya zaten işte misafirlerim vardı. Biraz yorgundum. Sabah zaten erken kalkıyoruz. Dün böyle bir telaş vardı. O yüzden gerçekten yorgunum. Şöyle 2-3 gün kendime böyle izin vermek istiyorum. Karnım gurulduyor şu an açlıktan. Böyle. Dışarıda bir yağmur yağıyor. Bir yağmur yağıyor sabah sabah. Burada da yağmur hiç dinmiyor ya. Maşallah diyeyim de yağsın da. Hep yağmur yağıyor. Evde iş güç de yok öyle çok hani yapılacak edilecek. Temiz evler. Ne yapsam diye düşünüyorum ki. Bugün şeye gidebiliriz. Çınar okuldan aldıktan sonra
Güzergah, şuramda da sivilce çıkmış. Güzergah'a gidebiliriz. Bizim güzergah. Bu arada bizim araba sürdüğümüz güzergah trafik zaten. Biz hiçbir zaman trafik olmayan yerde öğretmediler bize araba sürmeyi. Eskiden, eskilerden ehliyeti yazılanları trafik olmayan yerlerde kullandırıyorlardı arabayı. Şu an öyle değil arkadaşlar. Şu an normal herkesin içinde trafiğin orta yerinde 3 şeritli ana yolda şey yapıyoruz, araba kullanıyoruz. 15 gün boyunca trafikte araba kullandım yani ben. Trafikte kullandırıyorlar. Yani hani trafikte araba kullanmamış olsaydım 15 gün boyunca hep böyle hani trafiğe kapalı yollarda kullandırmış olsalardı ki zaten hiçbir zaman cesaret edip de yani çıkamazdım mahalle arasına falan yani dar dar sokaklara. Ama hep böyle tehlikeli yollarda araba kullandığımız için 15 gün boyunca alışkın olduğum için kendime de güvendiğim için çıkıyorum. Bunu da o kadar insanlar hani kendine kafasına takmasın. Sonuçta cebindeki ehliyetle araba kullanılmıyor. Ben ne insanlar görüyorum ya, cebinde ehliyet var. Adam kaç yıl olmuş ehliyeti alalı ama arabanın koltuğuna oturamıyor daha. O yüzden o kağıt parçasıyla araba kullanılmıyor yani. Sizin kendinize cesaretiniz varsa, güveniniz varsa arabaya binip kullanabiliyorsunuz. Ha ne oluyor? Ufak tefek hatalarınız olabiliyor. Zaten ben fites koluna bakarak araba kullansaydım hiçbir zaman kullanamazdım arkadaşlar. Ama arada sırada böyle hatalarımız olabiliyor. Yani bu benim cebimde ehliyetim olsa da bu hatayı yapabilirim yani. 10 yıllık şoför adam, 20 yıllık şoför insanlar kaza yapıyorlar, trafik kazası yapıyorlar. Allah kimseye yaşatmasın, göstermesin. Ama bunu sadece acemiler için geçerli değil yani. Trafik kazaları sadece acemilerden dolayı olmuyor. Önemli olan dikkat yani. Ne olacak? Yavaş yavaş tabii öğreneceğiz. Kapalı yollarda neden sürmüyorum? Bizim burada kapalı yol yok, trafiğe kapalı yol yok. Burada her yer trafiğe açık. Ve ben 15 gün boyunca zaten kursta da trafikte araba kullandığım için o yüzden de kendime güvenim olduğu için kullanıyorum. Ya bunu insanlar kendine bu kadar fazla dert etmesin diye söylüyorum. Her neyse ben şimdi geçeceğim arkadaşlar mutfağa. Önce yemeğimi mi koysam acaba diyorum. Evet, önce nohutun suyunu bir değiştireyim. Onu bir koyayım haşlamaya. O haşlanırken de işimi gücümü halledeyim. Görüşürüz.
bilmiyorum, hallettim yemeğimi pişirdim. Ondan sonra evimi süpürdüm. İşimi gücümü hallettim. Çınar almaya gittim. Çöpümü de aldım. Çöpümü de atacağım derken. Çınar'ı alıp eve geleceğim ve uzanmayı düşünüyorum. Ya da kahve içerim, bilmiyorum. Şimdilik görüşürüz. Canlarım, hepinizin sevgililer günü kutlu olsun. Umarım bir ömür boyu sevdiklerimizle birlikte güzel günler geçiririz diyorum. Ben 4'te uyudum. Çok aşırı yorgundum arkadaşlar. 6 gibi falan eşim kaldırdı. Sonra işte yemeğim falan hazırdı zaten. Hemen koydum, yedik. Eşim de ben markete kadar gideceğim, sigara alacağım, geleceğim dedi. Sonra bir geldi, böyle eline çiçek almış gelmiş. Sağ olsun, ufak da olsa hediye alır. Yani boş geçirmez. Hiçbir şey alamazsa çiçek alır. Ya da para verir. Sen kendine hediye al der. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Mutlu etti beni. Şöyle jiletini falan çıkardım. Şöyle gerçek menekşe almış. Sanırım menekşe bu. Evet. Menekşe. Çok güzel arkadaşlar. Bayağı canlı yani, bildiğiniz. Diri diri. Bunu tezgahıma koyacağım. Altına şimdilik böyle tabak gibi bir şey koyarım, saksının altına. Ondan sonra bir ara saksı alırım. Saksısını değiştiririm. Çünkü bu saksılar ince oluyor. Çok şey durmuyor, güzel olmuyor. Şu atlıklı güzel küçük saksı alırım altına, bulabilirsem. Böyle yani. Şimdi işte sofrayı falan toparlayacağım ben. Böyle dağınık her yer. Salata falan yapmıştım. Ay, kendime gelemedim. Yani ilk defa gündüz uyuyorum diyebilirim arkadaşlar. Ben normalde asla gündüz uyumam ama çekyatta uzandım, üstümü de örtmüştüm. Uyuyakalmışım ya. Nasıl kalmışım bilmiyorum. Böyle ama dinlenmişim, kendime gelmişim. Şimdilik görüşürüz canlarım. Sana emaneten tabak koydum. Yani ben bunu mutfağa koyacağım ama inşallah bir şey olmaz. Yani bir şey olmaz derken kurumaz. Böyle. Şimdi bir can suyunu veririm. Ay çok tatlı ya. Gerçekten umarım yani ölmez bu çiçek de, büyür. Hep böyle hatırası kalır. Geçen sene de böyle yapma çiçek almıştı bunu. Tabii yani ömürlük. Ya bozuluyor tabii şuları falan ama taşınmaktan arkadaşlar, kolilerin içine girmekten. Ama böyle hatıra, bir de pasta yaptırmıştı bunun yanına. Güzeldi. Geçen sene de böyle yapmıştı. Teşekkür ediyorum kocişime. Bu sene de böyle oldu. Bir de malum arkadaşlar, yani memur olanlar çok iyi bilir. Ayın 15'i maaş günü, 14'ü sevgililer günü. Keşke 16 Şubat falan olsa sevgililer günü. Yani öyle bir günde yapıyorlar ki sevgililer günü, gerçekten sıkıntı oluyor. Ama olsun, kocişim mutlu etti beni. Kapıdan girdi, böyle arkasına saklıyor. Ben hiç tahmin etmedim. Dedim almaz herhalde, çünkü işe gidecek artık yani, yemek yiyip. Bir baktım çiçek getirmiş. Ay çok da güzel oldu ha mutfağıma. Şöyle çevireyim biraz. Çok da güzel oldu. Dursun burada. Ben ileriye dönüp değiştiririm onun yerine. Ya masaya koymak istiyorum ama masada çınar yapraklarını koparıyor arkadaşlar. O yüzden onun ulaşamayacağı yere koyayım dedim. En uygun da burası var yani. Aygaz'ın yan kısmına çok koymak istemiyorum. Canlarım, böyle koydum çiçeğimi. Gördünüz sanırım, zaten göstermiştim. Mutfağımı derledim, topladım. Şöyle göstereyim. Şimdi kendime kahve yapıyorum ve çok kötü bir durumdayım. Son kahvemi yapıyorum arkadaşlar. Kahve bitmiş. Çok sinirim bozuk şu anda. Markete gidip de kahve almaya üşeniyorum çünkü Çınar var. Onu da götürmek zorundayım. Onu da götürürsem ıvır zıvır bir şeyler alır. Almak da istemediğim için. Ondan dolayı artık bir şekilde bitki çayı falan içerim, idare ederim. Ya da Türk kahvesi falan içerim. Yapacağım artık bir şeyler. Saat kaç? Zaten şimdi video editleyeceğim. Saat 8.30. Videomu editlerim. Ondan sonra sizlere yüklemek için YouTube'a koyarım.
Ben burada videomu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Paketim var. Ne paketim var? Ben zeytin paketi var. Aç. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen de sağ ol. Hepinizi çok 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 seviyorum. Öpüyorum canlarım. Kendinize iyi bakın. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala ailemize abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Yarınki vlogda görüşmek üzere.